Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Ramazan'la beraber motorun Sivop ayarlarını yapacağız. Motor rolantide tekrar komple silindir piston atıldı. Üç kapak değişti. Bir Sivop ayarı gerekiyor galiba. Çünkü rolantide durmuyor motor. Böyle saat gibi tın 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 saymasını istiyoruz. O yüzden bir Sivop ayarı yapacağız. Ramazan şimdi üst kapağımız söküyor. Şöyle ekranı çevirelim. Evet, bütün cıvataları söktük. Şimdi alıyoruz kapağı. Al kapağı bakalım. Ne yapayım? Kenara ayıracaksın onu. Üstü kapağı göreceğiz yani. Heh. Öbür tarafa geç, onu al oradan. Motor da aynı sürüldüğü için sıcak şeyleri. Harika. Oraya sallandır onu, yeter öyle. Tamam mı? Tamam. Sallanıyor şimdi. Evet. Bak, motorun yağlama yaptığı buradan belli zaten. Bak, Sivop'ların üstü yağlı. Ya. Gördünüz mü? O yüzden yağlamada, yağ pompamızda bir sıkıntı yok. Şimdi Sivop ayarına gelelim. Yan tarafa geçiyorsun. Kompresör pedal ayağına basıyorsun. Şurada bir tane. Ya bu tarafa gel bir dakika. Arkadaşlar, bu üst kapağı aldıktan sonra şurada zaten yağ seviyesi görünüyor. Şuraya gel, göster. Yağ en alt limit ve en full limit. Yani burada o biraz alt limitin biraz üstünde görünüyor. Bu yağlamayı buradan alıyor. Silindirin içinden şuradan şuraya getir, burayı göster. Yağ kanalı burası oluyor. Buradan buraya getiriyor. Buradan da şuraya veriyor yağı. Evet. Ve buradan da şurada iki tane delik var, gördünüz mü? Hatta içinde yağ var. Şu kanalda. Evet. Kanalda iki tane delik var. O deliklerle şu iki tane Sivop'un üstüne bu yağı habire devir daim yapıyor. Motor çalışırken. Şimdi üst kapağı söktük ve şu Sivop'ların hareketlerini görüyoruz. Sivop'ların bir tanesi açıkken bir tanesi kapatıyor ve ikisi kapalıyken de içeride patlama gerçekleşiyor. Yani piston en üst seviyedeyken sıkışıyor. İçeri gelen, şurayı göster karbüratörü. Aynen. Buradan içeri verilen yanma odasına verilen benzin ve oksijen bujinin oraya çakmak. Buji de içeriye çakmak, ateşlemeyi veriyor yani. Çakıyor oraya şeyi. Evet. Ve sıkışan benzin ve oksijen bir anda patlıyor. Ve Sivop'lar, şöyle yaklaştır Sivop'ları. Yani birisi açık, birisi kapatıp duruyor abi de. Şimdi şeye çalıştırsan ne olur motoru? Şimdi çalıştır. Sıkıntı olmaz. Çalıştır ama. Çalıştır bakalım. Yok, çalıştırma. Gel. Yağ olur artık. Buradan yağ... Yağ kanal, yağ pompasından yağ fışkıracak. Şimdi şurayı ben, gel burayı göster şimdi. Şuradandaki şey var ya, şu motorun yan tarafında bak. Şunu göster şöyle. Bunun kapağı. Bu tornavidayla bunu söküyorsunuz buradan. Bunun kapağı bu. Evet. Tornavidayla bunu söktükten sonra bu volantın üstünde bir tane şey var, çizgi var. O çizgi yukarı, şuradaki çentiyi göster, karşıdaki çentiyi. O iki tane çizgi oradaki çentiğin arasına gelecek yani. Şuradaki çentiğin. Aynen. Tamam, istersen burada kapat. Oraya getirdiğimizde tekrar açarız. Bir ilerlet bakayım. Görsünler tam. Ha bakın, gördünüz. Orada iki tane geldi. Çizgi gelecek. Yazılar geldi şimdi. R yazdı. Çok yavaş olması gerekiyor. Hatta burada bu işlemi yaparken bujiyi de sökseniz daha kolay olur. Buji de şu anda... Evet. Bir tık yapıyorsun, o çentiğin arasını alıyorsun Ramazan. Geçme sakın. Çok az. Piston en üst seviyeye geldi şu anda. Dur. Bir tık daha yap. Çok az. Çok az. Çok az. Dur. Evet. Şu anda güzel. İyi mi? Evet, güzel. Evet, şu anda burada Sivop'lar ikisi de
çok sıkı. Burada şık şık ses yapması gerekiyor. Şimdi 0-10 şimle boşluk vereceğiz oraya. Pense ve 8-9 anahtarla. Bir daha kontrol edelim. Bak şimdi. Duyuyor musun sesi? Evet, şu anda ses gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, biraz önce bu sibop da hiç boşluk yoktu. Şu anda tam 0.10.000 boşluk var. Ayarımızı yaptık. Evet arkadaşlar, kapağı ilk açtığımızda şu boşluklar hiç yoktu. Şimdi iki tarafta da 0.10 boşluk oldu. Yani makine sıkıyormuş kendini. O yüzden rolantide çalışamıyordu galiba. Şimdi kapağı kapatıp çalıştıracağız. Rolantisini ayarlayacağız, bakalım ne olacak. Böyle en düşük seviyeye getireceğim. Böyle tın 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 tın. Evet, boşluk yok. Böyle şık 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 sesi de yok. Şu an iyi gibi değil mi sesi? Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar. Dün sibop ayarını yaptık ve bugün ilk defa kontak basıyoruz şimdi. Bakalım motorumuz nasıl rolantide saydıracak mı? Evet. Motorumuz tam bir gün bekledikten sonra tek marşta istop etmeden saat gibi maşallah çalışmaya başladı. Evet, sivop ayarından da motorunuz istop edebiliyor. Yani egzoz çıkışı, emmeyi karıştırıyor motor. O yüzden böyle saat gibi sayamıyordu. Şimdi bin devrim biraz üstünde. Rolantide çok güzel sayıyor. Evet, diğer videolarda zaten görmüşsünüzdür. Diğer videolarda böyle durmuyordu. Hep yüksek devirde çalışıyordu motor. Güzel. Evet, hepiniz Allah'a emanet olun. Bu videoda burada bitsin. Tam dün bu saatlerde sivop ayarını yapmıştım. Dün bu saatlerde sivop ayarını yapmıştım. 24 saat sonra tekrar kontak bastık ve motorumuz saat gibi çalışıyor.